dili, makamı, tarzı, enstrümanı ne olursa olsun ruhumuzun vazgeçilmezidir müzik. Sevinçlerimizi, üzüntülerimizi, özlemimizi, kısaca tüm duygularımızı paylaşır ve yansıtır. Müziğin ve müzik aletlerinin içinde büyümüş olan Ali Sungurlu için müziğin anlamı daha da büyük. Dedesinden ve babasından sonra müzik aletleri satmak, bu bayrağı devralmak, onun çocukluğundan beri içinde yaşadığı dünyayı büyük bir keyifle devam ettirmesini sağlamış. Müzik bence insanların ortak kullandığı yegane dildir. Şarkıcı değilim, bir müzik grubum da yok ama ben de kendimce müzisyenim diyebilirim. Bu iş aile mirası. 40 sene evvel dedem kızının hasretine dayanamayarak İstanbul'a taşınıyor ve Tünel'de kızının ismini verdiği küçük bir dükkan açıyor. Dükkanı açtığından kısa bir süre sonra dedem rahatsızlanarak vefat ediyor ve işin başına 18 yaşındaki amcam ve 16 yaşındaki babam geçiyor. Tabii o zamanlar Türkiye'de ithalat yasak olduğu için sadece yerli enstrümanlar ve yurt dışından bir şekilde getirilmiş ikinci el batı enstrümanları piyasada satılıyor. Tam da bu noktada babamla amcamın ticari zekası devreye girmiş. Potansiyeline güvendikleri, geleceğine güvendikleri batı enstrümanlarına konsantre olmaya karar vermişler. Bence bu karar da şu an firmamızın 20 metrekare küçük bir dükkanda dünyanın en büyük markalarının satıldığı konumuna gelmesinde en büyük etken. Babam bir seferinde bir hikaye anlatmıştı bana. Bütün sermayelerini tek bir gitara bağlamışlar. O zamanlar tabii ikinci el enstrümanlarda çok zor bulunduğundan. Ve bu enstrümanı görmek için, gitarı görmek için ta Anadolu'dan bile insanlar İstanbul'a mağazamıza gelmişler. Hatta aylarca insanlar bu gitarı kim alacak diye konuşmuşlar. ...80'li yılların sonunda Türkiye'nin serbest ekonomiye geçmesiyle enstrüman sektörünün büyüdüğünü söyleyebiliriz. Aynı zamanda müziğin de batılaşmasıyla insanların bilinçlenmeye başladığı zaman da 80'lerin sonudur. 90'lar 80'lerin sonunda babamın elinde bir sözlük hayalleriyle dışına gidip ilk distribütörlüğünü aldığını hatırlarım. Bizim atılım yılımız 90'larda oldu. 90'larda bu mağaza dışında 4 adet daha büyük mağaza açtık ve sayısı 300'e varan bayi zincirimizin de temeli o yıllarda atıldı. Yine bu yıllarda 50 farklı markanın ürünlerini mağazalarımıza satmaya başladık. Müzik işi aslında benim kaderimde vardı. Dededen ya da babadan kalma bir iş olduğu için söylemiyorum. Çocukluğumdan beri hep müzik aletleriyle, müzikle büyüdüm. Hatta yaz tatillerimde dükkanda çıraklık yaptım. 2006 yılından beri de kadrolu olarak firmamızda çalışıyorum. Hiçbir zaman da patron çocuğu olamadım maalesef. Şu an 4 mağazada İstanbul, Ankara, İzmir'de olmak üzere 55 kişiyle ticaret hayatına devam etmekte. Her sene de çalışan sayımız büyümektedir. Mağazalarımızda piyanodan tutun da işte gitar, üflemeli enstrümanlar, yaylı enstrümanlar, ses sistemleri ve aksesuarları yaklaşık 40 bin kaleme yakın ürün sergiliyoruz. Ve şu an her geçen sene de bu ürün sayısını, adetini, çeşitini arttırmaya çalışıyoruz. Amacımız dünya standartlarındaki ekipmanlara, enstrüman, müzik enstrümanlara hem müzisyenlerimizin hem de amatör bu şey yeni başlamak isteyen müzisyenlerin beğenisine sunmak, onlara ulaştırabilmek. Bizim en büyük hayalimiz bu. Yaptığımız bazı çalışmalar ile endorsement ve artist anlaşmaları ile Türkiye'de artistlerimizi de daha iyi ekipmanlarla çalışmaları için destekliyoruz. Aynı zamanda diğer taraftan da daha önce hiç enstrümanla tanışmamış kişileri yaptığımız etkinliklerle enstrümanla tanıştırmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki hayat müzikte çok daha güzel. Birçok artist, birçok müzisyen mağazalarımızı ziyaret ediyor. Çoğu da dostumuz zaten. Buradaki enstrümanları deniyorlar, onlarla müzik hakkında sohbetler ediyoruz. Umarız hem bizim çalışmalarımızla hem onların çalışmalı, güzel çalışmalarıyla ileride müzik enstrümanı pazarı ve müzik, Türkiye'nin müzik kültürü daha da ilerleyecektir.
Müzik enstrümanı çalmaya başlamanın yaşı olduğuna inanmıyorum. 7'den 70'e herkes müzik enstrümanı çalmaya başlayabilir. Mesela benim annem 40 yaşından sonra piyano çalmaya başladı. Eğitimin 4 yaş ve sonrasında başlamasını tavsiye edebilirim. Öncelikle rahat edebileceğiniz ve kolay çalabileceğiniz kaliteli bir enstrümanı almanızı tavsiye ederim. Mesela gitar seçerken sapına, fretlerine, akort burgularına dikkat ediniz. Ayarlarına dikkat ediniz, sapının düz olmasına dikkat ediniz. Tellerinin ne yüksek ne de çok alçak olmasına dikkat ediniz. Çünkü ayarları yapılmamış bir enstrümanda, bir gitarda sizin enstrümanı öğrenmenizi oldukça zorlaştırır. Belki de benim yeteneğim yok deyip o enstrümanı çalmaktan vazgeçebilirsiniz. Ya da piyano seçerken tuşlarının sertliğine, ağırlığına dikkat edebilirsiniz. Çok ağır tuşedeki bir piyano yoracağı için pratik zamanınızı azaltacaktır. Hafif bir tuşeli bir piyano ise nüansları alamamanıza ve şarkıları doğru çalamamanıza neden olacaktır. Enstrüman seçiminden sonra da tabii ki eğitim de çok önemli. Doğru bir eğitim, enstrümanı doğru tanıyıp, doğru tutuş, doğru pozisyonda çalımı öğrenmek sizin için enstrümanı çalmanızı çok çok daha kolaylaştıracaktır. Son bir tavsiyem ise enstrüman çalmak sabır ister. Lütfen günlük pratiklerinizi, en azından yarım saatinizi o enstrümanı öğrenmek istediğiniz enstrümana ayırın. Günümüzde müzik enstrümanı bir hediye, hatta bir karne hediyesi olmaya da başladı. İşte Haziran döneminde özellikle okulların kapanmasıyla birçok aile çocuklarına karne hediyesi olarak istedikleri enstrümanı almaya başladılar. Müzik enstrümanı çalmak aslında aynı zamanda bir sosyalleşmedir. Enstrüman çalan insan hiçbir zaman yalnız kalmaz. Gerekse arkadaşlarıyla grup kurup kendilerini ifade edebilirler. Gerekse bireysel çaldıkları zaman da ne zaman bir enstrüman çalan birisini görseniz hep etrafında insanlar vardır. Bu güzel bir iletişimdir aslında. Türkiye 29.2 yaş ortalaması ve 70 milyon nüfusuyla aslında büyük bir potansiyelde müzik enstrümanı pazarına sahip. Fakat şu an için bu pazarın daha olgunlaştığına inanmıyoruz. 3 sene evvel bile 10 milyon nüfuslu Yunanistan enstrüman pazarı Türkiye'nin 3 katı büyüklüğündeydi. Bunun için daha emeklediğimizi düşünüyoruz. Ama gelecekten de umutluyuz. 10 sene geriye dönersek ailelerin çocuklarına müzik enstrümanı almak istemediklerini, işte gitarı alıp da işte rockçı mı olacaksın gibi şeylerden şimdi ailelerin çocuklarını enstrümana teşvik ettiklerini, yönlendirdiklerini görüyoruz. Tabii burada enstrümanların ucuzlaması ve daha ulaşılabilir olması, cazip ödeme koşullarının olmasında da büyük etki var. Aynı zamanda yine 10 sene geriye döndüğümüzde okullardaki müzik eğitimi deyince koro ve sadece flüt bahsedebilirdik, bu eğitim vardı. Şimdi ise özellikle özel okullarda öğrenciler piyanodan işte kemana, gitara, davula birçok enstrümanın dersini alabiliyorlar. İleride devlet okullarında da, her devlet okulunda da bir müzik odası olur ve bütün gençler müzik enstrümanıyla tanışma fırsatı bulur. Ve biz de bu gibi projelerde, olabilecek projelerde her zaman katkı sağlamak, destek olmak isteriz. Aletleri pazarında da internet satışlarının her geçen sene büyüdüğünü gözlemliyoruz. Yıllar önce Almanya'da fuardayken bir Alman mağaza sahibiyle tanışmıştım. O zamanlar o müzik enstrümanının internetten satılmayacağına inanıyordu. Hatta internete yatırım yapan firmalarla dalga geçiyordu. Yıllar sonra onunla tekrar görüştük ve bu sefer online satışlara ya da internet sitesine yatırım yapmadığı için çok büyük zararda olduğunu ve pişman olduğunu bana dile getirmişti. Ben de hemen onun akabinde 2007 yılında kendi biriktirdiğim paralarla firmamızın online satış e-ticaret sayfasını açtım. Tabii yatırımım çok az olduğu için ve bilgim de çok az olduğu için tüm olumsuzluklara rağmen ilk senede bizi şaşırtan talep gördü. Ve firma olarak da her sene e-ticarete yatırım yapmamız gerektiğini aslında böyle öğrendik.
Mağaza satışlarımız yanında internet satışları yapmamız da bizi oldukça rahatlattı. Daha geniş kitlelere ulaşabildik. Ürünlerimize ulaşamayan insanların evlerine kadar girdik. İnternet satışı konusunda güvenilir bir platformda yer almamız bizim için de çok önemliydi. Ayrıca internet üzerinden 7/24 satış yapabilmek de çok büyük bir avantaj. Gelecek konusunda umutluyuz. Piyasa şartları artık her zaman herkese ulaşılabilir olmayı gerektiriyor. Ve biz de bu piyasa şartlarına uyum sağlayarak her geçen gün işimizi büyüteceğimize ve daha fazla müşterilere ulaşabileceğimize inanıyoruz. Ben müzikle büyüdüm ve bu iş benim mesleğim oldu. Umarım benim çocuklarım da dedelerini, beni, başarılarını anlatma fırsatı bulurlar.